arkadaşlar, ilk çağ uygarlıklarını anlatmaya devam ediyorum. Mısır uygarlığıyla devam edelim. Kuzey Afrika'da yer alan, bakın Mısır değil mi? Önemli, en büyük gelişmiş medeniyetlerden bir tanesidir. Herodot der ki arkadaşlar, Nil olmasaydı Mısır olmazdı. Nil Nehri Mısır için bu kadar önemli. Gelin şimdi Mısır medeniyetine bakalım. Bakın Nil Nehri etrafında ortaya çıkmış oldukça gelişmiş bir uygarlıktır Mısır dedim sizlere. Mısırlılar arkadaşlar ilk çağda işte dinsel inanışları ve Nil Nehri'nin yaşamsal katkılarından kaynaklı olarak bilimsel alanda büyük gelişmeler sağlamışlardır. Lütfen unutmayalım. Özellikle bu maddeye bir yıldız koyalım ki daha önce aslında yukarıda da genel olarak bahsettik bundan biz. Tarıma bağlı olarak Nil Nehri'nin taşması sonucu kaybolan sınırları hesaplarken hangi bilim gelişti? Geometri. Tarıma dayalı ürünlerden vergi toplarken hesaplamalar yaptılar. Hangi bilim gelişti? Matematik. Nil Nehri'nin taşma zamanını hesaplarken özellikle takvimin bulunmasında etkili oldu. Astronomi bilimi gelişmiştir arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. İhtiyaçlar bilimi doğurmuş diyebiliriz. Yine uzun yıllar boyunca gözlemler yaptılar ve güneş yılı takvimini az önce de dedim buldular. Bakın bir yılı 365 gün olarak belirlediler. Bir günü de 24 saate bölmüşlerdir. Bugün kullandığımız güneş yılı takviminin temelini atmışlardır. Astronomi, matematik ve geometride ileri giden Mısırlılar bakın üçgen ve dikdörtgenin alanını, onun dışında pi sayısını 3.16 olarak hesaplamışlar. Silindirin ve kürenin de hacmini hesaplamışlardır. Yani astronomi, matematik, geometri birçok alanda Mısır'da gelişmeler olmuştur. Mısırlılar Mezopotamyalılar ile yaptıkları ticaret sayesinde tabii ki etkileşim içerisine girmişler. Oradaki çivi yazısından etkilenerek hiyeroglif yazıyı geliştirmişlerdir, değil mi? Daha önce gördük. Mısır'a özgü bir resim yazısıydı. Hatta yazılarını papirüs denilen bakın bitki yapraklarından ürettikleri kağıtlara yazmışlardır ki papirüsler de dedi ki yazının taşınmasını kolaylaştırmıştır. Üzerinde durduk. Yine dini inançlarına dayalı olarak da piramitler yapmışlardır. Bu da mimarinin geliştiğini gösterir. Bakın Keops, Kefren ve Mikerinus önemli piramitlerdendir. Aklımızda kalsın. Yine daha önce bahsettiğimiz, şimdi tekrar yapacağımız bir yer. Demiştim ki size Mezopotamya uygarlığından günümüze gelen çok eser yoktur. Neden? Çünkü dayanıksız malzemeden yaptılar mimari eserlerini. Kerpiçten yaptılar. Oysa Mısır ve Anadolu'dan gelen birçok eser var. Çünkü dayanıklı malzeme taş kullanmışlar. Bu açıdan da önemli. Son maddeye de bakalım arkadaşlar. Mısır'da ahiret inancı vardı. Bundan da bahsettik size. Ne yaptılar? Bedenlerinin dirileceğine inandıkları için bedenlerini mumyaladılar. Bu yüzden de eczacılık, tıp ve anatomi bilimi gelişmiştir. Yani Mısır medeniyeti birçok bilimsel alanda çalışmalar yaparak medeniyete katkıda bulunan gelişmiş bir uygarlıktır arkadaşlar. Devam edelim şimdi Çin uygarlığı, değil mi? İlk Türk devletlerindeki anlattığımız, sürekli mücadele ettiğimiz Çin uygarlığına bir bakalım. Bakın Çin uygarlığının ilk kez M.Ö. böyle 4000'lerde Sarı ve Gökırmak havzasında ortaya çıktığını biliyoruz. Çin uygarlığının oluşmasında bakın Tibet, Tunguz, Moğol, Türk asıllı kavimlerin etkisi büyüktür. Lütfen unutmayın. Özellikle Türk ve Moğol, özellikle de bakın Hun baskınlarına karşı savunma amaçlı Çin Seddi'ni yapmışlardır. Değil mi? Çin Seddi özellikle savunma amaçlı yapılan bir eserdir. Unutmayalım. Yine ipek kumaşı çok önemlidir ve Avrupa'ya taşınmıştır, ticaret yapılmıştır. İşte ipek yolu bu şekilde ortaya çıkmıştır. Değil mi? Özellikle Çin'den başlayıp Karadeniz'in kuzeyinden ve Karadeniz Boğazlar üzerinden Avrupa'ya giden yoldan söz etmiştik ki ileride tekrar döneceğiz.
Günümüzde kullanılan, bakın, geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunktur geliştirmişlerdir. Bunu yukarıda da yine vurguladık. Çok modern dedim, değil mi? Masaj ve akupunktur Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Yine şurayı yıldızlayalım. Burası önemli. Bakın, çok önemli buluşlar olan kağıt, matbaa, barut, pusula, mürekkebi ilk icat eden Çin'dir ve buradan dünyaya yayılmıştır ve dünya uygarlığının gelişmesinde de büyük katkıda bulunmuştur. Unutmayalım yine. Çin'de maden az olduğu için bakın porselen sanatında çok ileri gitmişler. Seramik porselen sanatında ileri gitmişler. Seramik heykeller, cam süslemeler, resim ve mimari gelişimi önemlidir. Yani mimari alanda da gelişmişlerdir. Çin aynı zamanda bakın astronomide de gelişmiş. Lütfen şunu bilin, güneş lekeleri konusunda Galileo'dan önce bilgi vermiştir Çin medeniyeti. Bu açıdan da önemlidir. Daha çok böyle mistik dinler etkili olmuştur. Konfüçyüzm, Taoizm, Budizm gibi. Zaten bu da Çin'de tapınak mimarisinin gelişmesinde etkili olmuştur. Toparlarsak Çin medeniyetinde ne istiyoruz? Lütfen barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkep gibi buluşların Çin'de icat edilip dünyaya yayıldığını ve dünya medeniyetine büyük katkıda bulunduğunu unutmayalım arkadaşlar. Geçelim Hint uygarlığına. Bakın hemen Çin'in yakınında Hint medeniyeti, Hindistan. Hemen Hindistan'a başlayalım şimdi. Hint uygarlığı özellikle İndus ve Ganj ırmakları havzasında ortaya çıkmış bir medeniyettir. Hintli matematikçiler rakam sistemini bulmuşlar. Bakın ilk defa sıfırı kullanmışlardır ki bunu testlerde çok göreceksiniz. Bir yıldız koyalım. İlk defa sıfırı kullanan medeniyet kimdir? Hint medeniyetidir. Unutmayalım. Yine bakın özellikle sayı sistemleriyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Hintli müzisyenler bakın müzikte bilinen en eski nota sistemini bulmuşlardır. Müzikle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Yine resim, heykel sanatında ileri gitmişler. Yine burada da mistik dinler Çin'deki gibi ön planda olduğu için Maniizm, Budizm, Brahmanizm gibi özellikle mimari ve heykelcilik alanında gelişmiştir arkadaşlar. Hint medeniyeti. Hindistan bakın uygarlığı tarih boyunca baharat üretiminde çok fazla öne çıkmıştır. Bunu da unutmayalım. Baharat üretiminde ön plana çıkmıştır. Değil mi? Hatta baharat yolu yine güneyden Akdeniz, Mısır, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan yol Hindistan'dan başlar. Burada bir etki, bir katkı daha yapmak istiyorum. Daha sonra sosyal yapıyı görürken işleyeceğiz bunu. Fasikülümüzün ilerleyen kısımlarında var ama Hindistan'daki kast sistemi çok önemlidir arkadaşlar. Kast sistemi. Neydi kast sistemi? Bakın, aslında kast sistemi aşırı sınıf farkına dayalı dikey hareketliliğin yani bir sınıftan diğer sınıfa geçişin yasak olduğu bir sistemdir. Zaten bu da Hindistan'da ciddi anlamda bir millet devlet anlayışının oluşmasını engelleyen önemli unsurlardan biri olmuştur. Kast sistemini zaten dediğim gibi daha sonra tekrar göreceğiz arkadaşlar. Çin ve Hint medeniyetini gördükten sonra gelin şimdi İskender İmparatorluğunu ve Helenistik kültürü görelim. Şimdi bakın arkadaşlar Makedonya'da aslında bir Makedonya Krallığı var. Daha sonra işte Makedonya Krallığından sonra Büyük İskender Krallığı kuruluyor. Şimdi Büyük İskender bakın Makedonya Kralı Büyük İskender ki kendi adıyla değil mi? Tamamen o krallığı adını vermiş ve Büyük İskender Krallığı adını almış artık orası. Bakın Yunanistan'ı ele geçirerek Helen Birliği'ni kurmuştur. Bu açıdan önemlidir. En büyük hayali Asya seferidir arkadaşlar ve bu seferi de yapmıştır. Bakın Asya seferine çıkarken ele geçirdiği kültürleri inceleyip onların zaaflarını bulup daha kolay o bölgeye egemen olabiliyordu. Ama bunu yaparken Doğu kültüründen etkilenmiş ve çok önemli bir cümle. Doğu ve bakın eski Yunan ve Doğu kültürünü kaynaştırarak Helenistik kültürü ortaya çıkarmıştır. Helenistik kültür. Bakın Doğu ve Batı kültürünün
kaynaşmasıyla ortaya çıkan sentez, özgün bir kültürdür ki buradan da soru geldi. Helenistik kültür nasıl bir kültürmüş? Sentez, özgür bir kültürmüş arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Bakın Büyük İskender Mısır'ı ele geçirdikten sonra kendi adıyla İskenderiye şehrini kurmuştur. İşte İskenderiye fenerini yaptırmıştır. Museum İlimler Akademisi'ni kurmuş. İskenderiye kütüphanesini kurmuştur. Yine işte Büyük İskender İmparatorluğu'nun bünyesindeki doğan Bergama Krallığı vardır ki bakın Zeus Tapınağı bu döneme aittir. Astepion Sağlık Merkezi değil mi yine Bergama'dadır. Yine parşömen kağıdı da bu dönemde yapılmıştır. Daha önce de vurguladık. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Büyük İskender'de en önemli bilgi nedir? Büyük Asya seferiyle Doğu ve Batı kültürünü kaynaştırmış, Helenistik kültür dediğimiz sentez bir kültür ortaya çıkarmıştır. Büyük İskender'deki vurgu bu arkadaşlar. Daha sonra zaten 33 yaşında ölüyor ve devleti dağılıyor. Farklı devletler kuruluyor. Zaman içerisinde de etkisini kaybediyor. Gelelim Roma İmparatorluğu, Büyük Roma İmparatorluğu. Bakın hakim olduğu alanların genişliğine, Büyük Roma İmparatorluğu'nun şimdi özelliklerine bakalım. Bakın 753'te Latinler tarafından Roma şehir devleti, bakın önce bir küçük devlet kuruluyor. Önce bu krallıkla yönetiliyor. Lütfen unutmayalım. Sonra cumhuriyette yönetiliyor. Aristokratik bir cumhuriyet. Yani sadece soyluların seçme seçilme hakkının olduğu bir cumhuriyet. Sonra da imparatorluk haline geliyor. Yani Roma'da 3 dönem var. Krallık, cumhuriyet, imparatorluk. Sırasını da bilin lütfen. Roma İmparatorluğu kavimler göçünden sonra 395'te ikiye ayrılıyor. Bakın 375 kavimler göçü var. Hun Türklerinin başlattığı Balamir önderliğinde Avrupa'ya doğru hareket eden Türk kitleleri değil mi arkadaşlar? İşte kavimler göçünden Türklerin önünden kaçan barbar kavimler Avrupa'yı istila ediyor. Bu karmaşada da Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrılıyor. 476'da Batı Roma yıkılıyor arkadaşlar ve bakın 1453'te de Doğu Roma yıkılacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince. Demek ki Roma İmparatorluğu kavimler göçünden sonra önce 395'te ikiye ayrılıyor Doğu ve Batı diye. Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılıyor. Doğu Roma Bizans İmparatorluğu ise 1453'te yıkılıyor. Bakın Romalılar Mısır'dan aldıkları takvimi geliştirerek Julian takvimini yaptılar. Aslında dedim ki bugünkü kullandığımız miladi takvime son şeklini vermişlerdir, değil mi? Julian ya da Gregorian takvimi ve Fenikelilerden aldıkları harf yazısına son şeklini verdiler. Latin alfabesi oldu. Bunu da söyledik. Bakın daha önce yaşadıkları Hristiyanlık dinini yasakladıkları Hristiyanlık dinini 313 Milano fermanıyla serbest bırakıyorlar. 330 yılında da resmi din ilan ediyorlar. Gelin burayı da anlatalım şimdi. Hristiyanlık geldiğinde Roma şiddetle bunu reddediyor. Bakın şiddetle reddediyor, kabul etmiyor. Ama zaman içerisinde 313 Milano fermanıyla serbest bırakıyor. Daha sonra da resmi din haline getiriyor. Legion denilen paralı askerleri var arkadaşlar. Bu askerlerin gideceği yollar yaptıkları için ulaşım çok gelişmiştir. Her yol Roma'ya çıkar sözü de buradan gelmektedir. Unutmayalım. Yine bakın resim, heykel, şehircilik, hitabet sanatı bunlar da oldukça önemlidir. Mimari gelişmiştir. Anadolu'da Roma İmparatorluğu'ndan kalan birçok eser vardır. Bakın Ayasofya Kilisesi bugün cami değil mi arkadaşlar? Çemberli taş sütunu, Bozdağ su kemeri, Yerebatan sarnıcı, Agus Tapınağı ve Aspendos Tiyatrosu Roma İmparatorluğu'ndan kalan ve günümüze gelen önemli eserlerdir. Arkadaşlar buraya kadar ilk çağ uygarlıklarının tamamını sizlere anlattık. Bundan sonra diğer ünitemizde devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.